Bu haftaki konumuz, girişte de izah ettiğim ve ifade ettiğim gibi, yıllık ücretli izin. Şimdi bu yıllık ücretli iznin ne olduğu, kimin ne kadar izin hakkına sahip olduğu, bir iş yerinden ayrıldığınızda bunların ücretini alma noktasında hangi haklara sahip olduğunuz, yıllık ücretli iznin nasıl kullanılacağı yönünde sizlere mevzuat, yani iş yasasındaki ilgi hükümleri burada izah edeceğim. Belki bunları okurken pratikte birebir bu hakların bu şekilde uygulanmaması yönünde işvereniniz tarafından yasa dışı bir muameleye tabi tutuluyor olabilirsiniz. Ancak bilin ki çalışma dairesine, o iş yerinden ayrıldığınızda veya ayrılmadığınızda yaptığınızdaki bir şikayet, bu haklarınızı almanız noktasında çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla bunun bilincinde olmakta yarar vardır. Şimdi kimler yıllık ücretli izin hakkına sahip olur? İş yerlerinde ve işlerde çalışan işçilere deneme süresi de dahil. Ne kadardı deneme süresi? 3 ay. Unutmuyoruz. Bir işe başladınız, işveren sizi deneme sürenindedir dediğinde, bu sizin sigorta yatırımlarınız ve ihtiyaç sandığı yatırımınız yapılmayacağı anlamına gelmediğini daha önce ifade etmiştim. Bir daha hatırlatmak istiyorum. Deneme süresi de dahil olmak üzere işe girdiği tarihten başlayarak en az 6 ay çalışmış olmak koşuluyla aşağıdaki öngörülen süreler kadar yıllık ücretli izin verilir işveren tarafından işçiye. Yani bir iş yerinde izin hakkı sahibi olabilmeniz için o iş yerinde en az 6 ay çalışmış olmanız gerekir. İlk 6 ay deneme süresi de dahil izin hakkınız yoktur. Yıllık ücretli izin hakkınız yoktur. 6 aydan sonra kazanırsınız ama deneme süresi de buna dahildir. Ve şunu ifade edeyim. Bu çalışma hayatına başladığınız tarihten itibarenki süreler bakımından dikkate alınmaz. X iş yerinde çalışıyorsanız oradaki hizmet ilişkiniz başladığı tarihten itibaren dikkate alınır. Daha sonra Y işletmesine geçerseniz o X işletmedeki çalışma süreniz dikkate alınarak bir Y iş yerinde yeni izin eklenmesi yapılarak o süreler dikkate alınmıyor. Yani her iş değiştirdiğiniz takdirde bu bahsedeceğim süreler otomatikman baştan başlıyor. Yani siz 20 yıllık sigortalıyım ben deyip benim izin hakkım 20 yılda budur değil. O iş yerindeki çalışmışlığınıza binaendir bu. Bunu lütfen dikkat edin. Yani X otelde çalışıyordunuz 5 yıldır Y otelde çalışmaya başladığınız için X oteldeki çalışmışlık süreniz izin hesaplamasında dikkate alınmaz. Y otelde çalışmaya başladığınız tarihten itibaren dikkate alınır. Dolayısıyla hizmet süresi ifadesi burada sigortalı olduğunuz tarih değil, o iş yerinde çalışmaya başladığınız süredir. Bu konuda yasa diyor ki hizmet süresi 6 aydan 5 yıla kadar olanlara yılda 14 iş günü. Bakın iş günü. Hizmet süresi 5 yıldan fazla, 10 yıldan az olanlara yılda 18 iş günü. Hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla, 15 yıldan az olanlara yılda 22 iş günü. Hizmet süresi 15 yıl ve daha fazla olanlara yılda 25 iş günü. İzin hakkı veriliyor ödenekli. Ancak 18 yaşında ve daha küçük yaşta olan işçilere verilecek yıllık ücretli izin 18 iş gününden az olamaz diyor. Toplu iş sözleşmeleriyle bu veya bireysel yapacağınız hizmet akitleriyle bu sürelerin arttırılabileceği ve yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği, bakın yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez deniliyor. Yani ben fedakarlık ettim, bu izinlerimi
kullanmıyorum. Siz diyemezsiniz. Sizin adınıza işveren de diyemez. Bunu bilin. 12 aydan kısa süreli hizmet karşılığında işçilere söz konusu hizmet süresine orantılı olarak ücretli izin verilir. Hak edilen izin günlerinin kesirli çıkması halinde kesir değerleri bir sonraki izin hesaplamasına aktarılır diyor. Burada yıl dediği de sevgili dostlar, örneğin şimdi 1 Ocak 2021, 31 Aralık 2021 değil lira. Hizmet süresi dediği için sizin işe girdiğiniz tarih 1 Mart 2020 ise örneğin, sizin ilgili yıl denilen kavramı bir yılın dolması 1 Mart 2021'de olur. Bu konuda da işverenlerin yanlış uygulamaları olduğunu biliyorum. Dolayısıyla izin hesaplamasında bu az önce yukarıda izah ettiğim sürelerle ilgili kazanımları mevcut yılın sonunda 31 Aralık günü değil, işe girdiğiniz tarihin neyse o tarihten sonraki bir yıl sonra olarak hizmet süresini hesaplayacaksınız. Ve ona göre hizmet süreniz örneğin 5 yıldan fazlaysa ve 10 yıldan azsa 18 iş gününüz olacak. Dolayısıyla burada en büyük yaşanan sorun, örneğin 1 Mart 2020'de işe girdiniz ve 1 Mart, 2 Mart 2021'de işten ayrıldığınızda size işveren diyor ki bir dakika, yılın daha 3 ayı dolmadı, 2 ayı doldu. Senin yıllık izin hakkın bu kadardı. Dolayısıyla ben bunu prorata usulü yapıyorum. Sana yıllık izin hakkın örneğin 5 yıla kadar 14 iş günü ise ben sana 14 iş günü ne eder 12'ye bölerim. Ondan sonra 2 ay çalıştıysan bunu da işte 14'ü 12'ye bölerim. Çıkan aylık iznini de 2'ye çarparım. Bu hesaplama yanlıştır. Eğer sizin işe girdiğiniz tarihten bir yıl geçmişse siz 2 Mart 2021'de 14 iş gününü bir yıl çalıştıysanız kazanıyorsunuz sevgili dostlar. Bunlara lütfen dikkat edelim. Bu konuda yanlış bilgilendirme noktasında bazı kesimlerin oyunlarına gelmeyelim. Yıllık ücretli izin 1 Ocak 31 Aralık arasında elde edilen süreye bağlı bir izin değildir. Yıllık ücretli izin size işe girdiğiniz tarihten sonraki bir yıldan sonra otomatik olarak o süreler hesap makinenize geçer. Yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasına yönelik ilgili madde şu şekilde. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesaplanmasında işçilerin aynı işverenin bir iş yerinde veya niteliği farklı olsa bile çeşitli iş yerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilir. Bir yıllık süre içinde bu yasanın 45. maddesinde sayılan haller dışındaki nedenlerle işçinin iş yerine devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi bir yıllık hizmet döneminin bitiş tarihine eklenir. İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık süresi bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak, az önce ifade ettiğim bu maddeden geliyor. Yani işe girdiğiniz tarihten başlayarak gelecek hizmet yılına doğru hesaplanır. İşçi yukarıdaki fıkralar uyarınca hesaplanacak her hizmet yılına karşılık yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır. Yani sizin bir yılınız doldu, 14 iş gününü kazandınız 2 Mart'ta, o 14 iş gününü bir yılınız dolduktan sonra kazanırsınız. İşe girdiğiniz tarihten sonra. Niteliklerinden ötürü 6 aydan az süren mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde çalışanlara bu yasanın yıllık ücretli izinlere ilişkin kuralları uygulanmaz deniliyor. Şimdi aşağıda öngörülen süreler yıllık ücretli izin hakkının hesaplamasında çalışılmış olarak addedilir.
Neden? Çünkü sizin o iş yerinde hizmet sürenize göre yıllık izin kazanıyorsunuz ya. Bazı haller var, işe gitmiyorsunuz. O süreleri ben senin bir yılın doldu diye dikkate almıyorum diyemez diyor yasa. O haller neler? Şimdi onu okuyorum. İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gitmediği günler. Kadın işçilerin doğumdan önce ve doğumdan sonra çalışmadıkları günler. Yani siz bir yılda 14 iş günü kazanıyorsunuz ama kadınsınız. Örneğin 56 gün önce doğumdan yıl izne çıktınız, doğum izine. Doğurdunuz. Ondan sonra 56 gün sonra da yine doğum iznindesiniz. İşveren size değemez. Sen bu sürelerde çalışmadığın için, çalışmışlık süren bir yıl olmadığından 14 iş günü izin hakkını elde edemedin diyemez. Yani doğum izinlerindeki geçen süreler, işçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler hep yıllık izin hesaplamasında dikkate alınıyor. Ve devam ediyor. İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında herhangi bir yasadan dolayı görevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler, yani seferberlik. İşçinin yeniden işe başlaması koşuluyla çalışmakta olduğu iş yerinde zorlayıcı nedenlerle işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesinden dolayı işçinin çalışmadan geçirdiği sürenin 15 günü. Sevgili dostlar, ekranımızın altında da yer alıyor soru ve görüşleriniz için WhatsApp ve SMS hattımız. Sadece telefonlara SMS ve WhatsApp'a bakıyoruz. Aramazsanız ve telefonu meşgul etmezseniz ve mesaj olarak sorularınızı iletirseniz çok seviniriz. Daha önce de söylediğim gibi canlı yayında telefonlara bakmamız mümkün değil. WhatsApp ve SMS olarak sorularınızı iletebilirsiniz. Maalesef telefonlara bakamıyoruz. Hafta tatili ve resmi tatil günleri. Hafta tatili dediği de cumartesi pazardır. İşçilerin evlenmelerinde ana veya babalarının, eşlerinin, kardeşlerinin veya çocukların ölümünde veya eşinin doğum yapması halinde verilecek mazeret izinleri vardır biliyorsunuz. Bu mazeret izinlerini kullandığınız günlerde yıllık izin hesaplaması, ücretli izin hesaplamasında dikkate alınıyor. Şimdi yıllık ücretli izin uygulamasının nasıl olduğunu ilgili yasa maddesinden size okuyacağım. Bu okuyacağımın pratikte böyle olmadığını biliyorum ama siz hakkınızı bilin. Yarın o iş yerinden ayrıldığınızda en azından çalışma dairesine şikayette bulunacağınızda bu haklarınızı bilmeniz sizin yararınızadır. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Ne dedik? Bir yıl çalıştığınız bir iş yerinde, bir yıl bitti, 14 iş günü izin hakkı kazandınız. Bunu düşünün hep kafanızda. Veya o iş yerinde daha uzun çalışıyorsunuz, daha fazla iş günü izin hakkı elde ettiğiniz. O süreleri söylemiştim. Ne diyor yasa? Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin, bu yasanın 43. maddesinde öngörülen sürelere bağlı olarak işveren tarafından sürekli olarak verilmesi zorunludur. Ancak izin sürelerinin bir bölümü, örneğin dediğim gibi 14 iş gününüz var, tarafların rızası ile 8 günden az olmamak üzere bölünebilir. Yani size 8 iş gününü aralıksız kullandırmak zorundadır. Diyemez, tamam okey senin 14 iş günü izin hakkın var. Ben sana bunu ayda bir gün kullandıracağım. Bir ayda 3 gün kullandıracağım diyemez işveren. Yasal olarak bölünemez ama kendi rızanızdan bunu kabul edebilirsiniz diyor. Ama bu bölünme de en az 8 günden az olmayacak diyor. Yıllık ücretli izin günlerinin hesaplanmasında izin sürelerine rastlayan resmi tatil ve hafta tatili günleri izin süresinden sayılmaz. Örneğin siz Mayıs'ın 15'inde 7 gün izin aldınız.
Neydi izin yıllık ücretli? İş günüydü. Resmi tatil ve hafta sonları iş günü sayılmadığı için ve diyelim ki 5 gün izin aldınız. 15'inden 20'sine değemez size işveren. Çünkü ayın 19'u resmi tatil olduğu için resmi tatil ve hafta sonu tatilleri yıllık ücretli izin sürenizden düşülemez sevgili dostlar. İşveren yıllık ücretli izinlerini yurt dışında geçirecek olanlara, özellikle çalışma izinli arkadaşlarım, bu konuya dikkat etmelerini istiyorum. İşveren yıllık ücretli izinlerini yurt dışında geçirecek olanlara, eğer isterlerse gidiş ve dönüşlerde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere 7 güne kadar gereken ücretsiz izni vermek zorundadır. Yani ben okey, bana 7 iş günü izin hakkımı verdin ama benim yolda bir gün gitme, bir gün gelme var. Eğer siz de razıysanız ve tamam benim maaşımdan kesin, ben yolda geçireceğim süreyi ücretsiz istiyorum dediğiniz takdirde size ücretsiz izin vermek zorundadır işveren. İşçiler hak ettikleri izinlerinin en az 14 iş gününü o yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bakın, 14 iş gününü o yıl içerisinde kullanmak zorundasınız. İşçinin istemesi halinde artan izinler bir sonraki yıla aktarılabilir. İşçilerin bu şekilde aktarıp biriktirecekleri izin günlerinin toplamı da 56 iş gününü geçemez. Bir de şu genelde yanlış bir kanıdır. İşte benim 22 iş günü izin hakkım var. Bunun hepsini de kullanmak zorundasın. Hayır değilsin. 14 iş gününü kullanırsın. Bu mecburidir. 14 günden sonra kalan 8 iş gününü, toplamda 56 iş gününü aşmayacak şekilde bir sonraki seneye aktarabilirsin. Ya da işte yıl doldu, senin 22 iş günü izin hakkın vardı, sen 14 gün kullandın, dolayısıyla 8 iş günü hakkın yandı diyemez size işveren. Bunlar sizin hep parasal olarak karşılıklarını alma hakkınız olduğu haklardır sevgili dostlar. İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, bu iş yerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin haklarının ortadan kalkmasına neden olamaz. Aksine bir sözleşme olsa bile yıllık ücretli izin süresine ilişkin ücretler yeni işveren tarafından ödenir diyor. Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçi, izin süresi içinde ücret karşılığı herhangi bir işverenin yanında çalışamaz. Bir iş yerinden yıllık ücretli izin alıp o süreyi başka işverenin yanında ücretli olarak çalışmanız da yasaktır. İşçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin süresi için ücreti, hizmet hakkının her ne şekilde olursa olsun sona ermesi halinde akdin sona erdiği tarihteki ücretin üzerinden kendisine ödenir. Yani ister disiplin suç olsun, ister kendi rızanızdan olsun, isterseniz işveren tarafından olsun, ihbarlı veya ihbarsız, ne şekilde olursa olsun bir iş yerinden ayrıldığınız takdirde işveren size birikmiş izinlerinizin ücretini ödemek zorundadır. Ödemediği takdirde hemen çalışma dairesine gideceksiniz. Benim hizmet hakkımı feshettiler. Benim içeride birikmiş izinlerim bu kadardır. Bu kadar da yıl dolduğu için izin hakkı elde ettim. Dolayısıyla ben bunun parasını istedim, bana işverenim ödemedi. Ben bunu ihbar ediyorum, şikayet ediyorum dediğiniz takdirde çalışma dairesindeki müfettiş arkadaşlarımız derhal gereğini yapıyor. Emin olun ödenir. Çünkü ödenmediği takdirde ödeyeceği idari para cezası mahkemeye gitmeden, o müfettişin keseceği idari para cezası inanın size ödeyeceği izin ücretinden fazladır. Bu yüzden de ödeniyor. Bunu lütfen unutmayın. Bu çok önemli.
iş haddiniz ne şekilde fes olursa olsun, o iş yerindeki birikmiş izinlerinizi ve yılınız dolduysa ve yeniden o hizmet haddi dolduğu için o kadar iş günü izin hakkı elde etmişseniz, hem birikmiş hem elde ettiklerinizin parasal karşılığını, ister siz işten ayrılın, isterseniz sizi atsınlar, işveren size ödemek zorundadır. İşveren tarafından süresi belirsiz hizmet akdinin feshedilmesi halinde diyor, işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleriyle de iç içe geçemez. Neydi? Siz dediniz ki ya size ihbar yaptılar, seni 4 hafta sonra durduracağım. Ya da siz dediniz ki ben işten ayrılacağım, ihbar sürem ne kadar? 5 hafta. 5 hafta önceden dediniz ki ben ayrılacağım. Sizin ne hakkınız vardı? 1 saat işe geç gidip iş arama, 1 saat de erken çıkıp yine iş arama. Yani günde 2 saat iş arama izniniz vardı. İşte sen 2 saat iş arama iznini kullandım deyip ben onları yıllık izinden düşüyorum diyemez. Bunu da bilin sevgili dostlar. Her işveren iş yerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini kullandıkları süreleri ve kendilerine bu süreler için yapılan ödemeleri gösteren kayıtları tutmak zorundadır. Yani siz gittiğiniz, şikayet ettiğiniz, işveren dedi ki yok kullandı. O diyor ki işçi şikayet etti beni, kullanmadı. Hayır kullandı. Sizin beyanınızdır esas olan. Eğer gerçekten kullandıysanız ve sizin beyanınız yalansa ya da yanlış ise, sürelere dair bilginiz yanlış ise, bunu işveren diyor, kaydını tutup ispatlamak zorundadır. Bu ispat da nasıl olur? Sizin izin formunuz olur, sizin de imzanız olur. Böyle sözlü olarak işverenin ben iznini kullandırdım buna, yalandır size söylediği noktasında çalışma müfettişleri bunu dikkate almaz. Çünkü yasa, gel bakayım buraya, o zaman bana işçinin imzasıyla göster bakalım izin formunu, kayıtlarını ki senin dediğin gibi bu kişi izinlerini kullandı. Eğer ispatlayamazsa sizin beyanınızdır geçerli olan. Şimdi ödenekli mazeret izni de şudur sevgili dostlar. Hani bu ödenekli mazeret izinleri süresi de biliyorsunuz yıllık izin kazanma noktasında dikkate alınan sürelerdi. Bunu da unutmayalım. İşçinin evlenmesi halinde 3 gün, ana veya babasının, eşinin, kardeşlerinin veya çocuklarının Allah korusun ölümünde veya eşinin doğum yapması halinde 2 gün ödenekli mazeret izni verilir. Bu süreler asgari olup hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleriyle arttırılabilir.